Selamun aleyküm çocuklar. 8. sınıflar Arapça ders kitabımızın 1. ünitesinin kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. dersteyiz. Sayfa 19'dan itibaren devam ediyoruz. Önce dinlememiz var. Onu bir dinleyelim. Burada ne diyor? Bir yönergeyi okuyalım. Ondan sonra buradaki kelimeleri dinleyeceğiz. Sonra kelimelerin anlamlarını sizlere söyleyeceğim inşallah. İstemi' dinle. İlel kelimati kelimeleri dinle. Ve a'idha onları tekrarla. Sümme sonra teemmel düşün me'aniyeha anlamlarını. Önce kelimeleri dinliyoruz. Sonra anlamlarını söyleyeceğiz. Resimlere bakarak oradan da fikir yürüteceğiz. Ad-dersu thani. El-mesrah. Vahid. İstemi' ilel kelimati ve a'idha. ثم تأمل معانيها مسرح ممثلة مسرحية سيناريو دور مشهد ممثل مخرج Evet çocuklar. الدرس الثاني ikinci ders. المسرح tiyatro. Evet. Birinci kelimemiz mesrah. Mesrah, tiyatro demek. Mesrahun diye yazıyoruz. Okurken dediğimiz gibi mesrah diye okuyoruz. İkinci kelimemiz mümessile. Mümessiletun diye yazıyoruz ama mümessile diye okuyoruz. Mümessil, mümessiletun oyuncu demek. Ama nasıl? Bayan oyuncu. Şu sondaki bu yuvarlak D'den müennes olduğunu anlıyoruz. Yani bayanlara ait olduğunu. Mesrahiyye, mesrahiyyetun, tiyatro oyunu demek arkadaşlar. Sinaryo, senaryo demek. Devrun, rol demek, devr. Meşhed, meşhedun yani sahne demek. Resimden de görüyorsun. Mümessil, oyuncu demek. Ama erkek oyuncu. Yukarıda gösterdiğimiz gibi şurada görüyorsunuz. Mümessiletun yazıyor. Burada mümessilun yazıyor. Yani sondaki yuvarlak T olan neydi? Bayanlara aitti. Müennes olduğunu gösteriyor. Bu erkek oyuncu. Yani biz şu yazıyı gördüğümüz zaman, şu resmi görmesek de buradaki oyuncunun erkek olduğunu anlarız. Muhric, yönetmen demek. Evet, kelimelerimiz bu kadar çocuklar. Şimdi geçiyoruz ikinci dinlememize. Önce dinleyelim. Sonra devam ederiz. İthnan. İstemi' ilel cümeli ve a'idha. Thumma teemmel ma'aniyaha. Musta'inen bis suvar. Hâzâ mesrahun cemîlun. Huva mumethilun fi hâzihil mesrahiyye. Ente seteqra'u s-sinaryo. Hâzâ dikoru cemîlun cidden. حان الآن دورك في هذه المسرحية. Evet gençler, metnimizi dinledik. Şimdi buradaki yönergeyi takip edelim. İstemi' neydi? Dinle demekti. İlel cümeli cümleleri. Cümleleri dinle. Ve a'idha onları tekrarla. Thümme sonra teemmel düşün, tahmin et. Me'aniyeha onların anlamlarını müsta'inen yardım alarak bir suvari resimlerden. Evet bakıyoruz. Hâzâ bu. Mesrah neydi? Tiyatro demek. Hâzâ mesrahun bir tiyatrodur. Bu bir tiyatrodur. Cemilun güzel. Bu güzel bir tiyatrodur. Evet burada gördüğümüz gibi. Huve o demekti. Huve mümessilun, o bir oyuncudur. Fi hâzihil mesrahiyyeti, bu tiyatro oyununda. Mesrahiyyetun, tiyatro oyunu demekti. Mümessil de erkek oyuncu, biliyorsunuz. Bayan olduğu zaman mümessile diyorduk, mümessiletun. Huve mümessilun, o bir oyuncudur. Fi hâzihil mesrahiyyeti, bu tiyatro oyununda. Fi de de'da anlamı katıyordu. Fi de hâzihil mesrahiyye, hâzihi bu demek, el mesrahiyyeti, oyun, tiyatro oyununda. Evet, geçiyoruz diğerine. Ente, sen,
Setekra'u okuyacaksın. Biliyorsunuz sin harfi muzari fiilin başına geldiği zaman gelecek zaman anlamı katıyordu. Sen okuyacaksın. Ne okuyacakmış? Setekra'u sinaryu. Senaryo okuyacaksın. Senaryoyu okuyacaksın. Ne diyor? Hâzettîkoru. Bu hâze bu. Hâzettîkoru. Bu dekor cemilun. Güzeldir. Cidden çok. Evet, bu dekor çok güzeldir. Hane geldi, hane vakti geldi anlamında demek. Hane l'ane, vakti geldi, şimdi vakti geldi. Devruke, devrun neydi? Roldü. Devruke senin rolün. Senin rolünün vakti şimdi geldi. Evet, şimdi vakti geldi senin rolünün. هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّتِ Bu tiyatro oyununda fi neydi? D'da. فِي هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّتِ Bu tiyatro oyununda senin rolünün zamanı geldi şimdi. Evet, burada ne diyor? صِلْ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ وَالسُّوَرِ Resimler ile kelimeler arasında eşleştir. Kema fil misali, örnekteki gibi. Sümme, sonra a'idaha, onları tekrarla. Evet, şimdi bakalım. Önce eşleştirme yapalım. Mesrah neydi? Tiyatroydu. Tiyatroyu burada eşleştirmiş örnek olarak. Biz divanı yapacağız. Devrun ne demekti arkadaşlar? Devrun rol demekti. Evet, devrun. Ne hangi resim bu? Şu olması lazım. Evet, bunu böyle eşleştirdik. Devrun rol. Mesrahiyyatun, mesrahiyye tiyatro oyunuydu değil mi arkadaşlar? O da şu. Şuradaki resim. Evet. Mumessile, mumessiletun neydi? Bayan oyuncu. Hangisi? Evet, şurada hemen görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bu mesleği de burayla eşleştiriyoruz. Senaryo neydi? Senaryo, senaryo demekti. O da şurada. Şu resim. Şöyle alıyoruz. Senaryo. Evet, şu resimle eşleştiriyoruz. Evet. Çocuklar, bunu da böyle yapmış olduk. Geldik dördüncü alıştırmamıza. Kevvin, kevvin oluştur demek. Kevvin cümelen, cümleler oluştur. Müstaînen, yardım alarak, bil kelimati, kelimelerden yardım alarak cümleler oluştur. Fit temarini, alıştırmada, es-sâbik, geçen alıştırmadaki kelimelerden yardım alarak cümleler oluştur. Kema fil misal, örnekteki gibi. Ne demiş? هَذَا الْمَسْرَحُ قَد۪يمٌ Bu tiyatro eskidir diyor. Burada ne dedi? Yukarıda geçmişti. Tekrar onları aynen böyle buraya yazsak olur. Ben buraya hazırladım. هَانَ الْآنَ Şimdi vakti geldi. Devruke senin rolünün. Ne diyelim? فِي هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّةِ Bu tiyatro oyununda. Ne oldu cümlemiz? Bu tiyatro oyununda şimdi senin rolünün vakti geldi. Evet. Bu tiyatro oyununda şimdi senin rolünün vakti geldi. Evet. هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّةُ demiş. Bu tiyatro oyunu ne diyelim? Cemilatun cidden. Çok güzel diyebiliriz. Evet. Bunu da buraya yazdık. Yani هَذِهِ الْمَسْرَحِيَّةُ جَمِيلَةٌ cidden. Ne olmuş oldu? Bu tiyatro oyunu çok güzel demiş olduk. Evet. Cemile. Evet. Cemiletun cidden. هُوَ مُمَثِّلٌ O bir oyuncudur. Ne diyebiliriz? Fi hazihi'l mesrahi
bu tiyatroda. Evet. Böyle bir cümle kurduk. Ne dedik şimdi? Huwa mumessilun, o bir oyuncudur. Fi hazihi hazel, pardon, fi hazel mesrahi. Evet. Mesrahi. Ne demiş olduk? Bu tiyatroda o bir oyuncudur. Dördüncüde ne diyor? Ente setekra'u, sen okuyacaksın. Neyi? Senaryo. Senaryo. Evet, sen senaryoyu okuyacaksın. Fi de. Neydi? Fi hazil mesrahiyeti desek olur mu? Olur. Fi hazil mesrahiyeti. Bu tiyatro oyununda senaryoyu sen okuyacaksın. Evet gençler, geldik beşinci yönergemize. Burada bir dinlememiz var. Önce bunu dinleyelim. Sonra anlamlılar üzerinde duracağız inşallah. خمسة استمع إلى الحوار واقرأه ثم اكتبه في دفترك. المسرحية. يا طلاب، هل نجهز مسرحية؟ ما رأيكم؟ طبعا يا أستاذتي، ما موضوع المسرحية؟ سنختار من بين هذه الموضوعات التعليم، الصحة، الثقافة، العلوم. أنا أفضل موضوع التعليم. لماذا تفضل التعليم يا أحمد؟ لأن التعليم موجود دائما في حياتنا. إذن موضوع المسرحية التعليم، وسنتحدث عنه في الدرس القادم. Evet. Buradaki metni dinledik. Şimdi tercüme ediyoruz. Gençler. El mesrahiyyetu. Neydi el mesrahiyyetu? Tiyatro oyunu. Evet. Konumuz neymiş? Tiyatro oyunu. El müderrisetu. Öğretmen. Evet. El müderrisetu. Öğretmen. Nasıl? Bayan öğretmen değil mi? Sondaki T'den anlıyoruz. El müderrisetu. Evet. Öğretmen nedir? Ya tullab. Ey öğrenciler. Ey öğrenciler. Hel nücehhizu. Hazırlıyor muyuz? Hel neydi? Soru edatımızdı mı? Anlamı katıyordu. Nücehizu, hazırlıyoruz. Hel nücehizu, hazırlıyor muyuz? Mesrahiyeten. Neydi mesrahiye? Oyun, tiyatro oyunu. Mesrahiyeten, bir tiyatro oyunu. Hazırlıyor muyuz? Ma ra'yukum. Sizin fikriniz ya da görüşünüz nedir? Ma ra'yukum, sizin görüşünüz nedir? Yasemin ne diyor? Taban, tabii ki. Ya üstazeti, ey öğretmenim, tabii ki. Ma mevdu'u, ma nedir mevdu'u, konu nedir? Mevdu'u mesrahiyeti, tiyatro oyununun, tiyatro oyununun konusu nedir? Evet, el müderrisatu, öğretmen ne diyor? Senahtaru, seçeceğiz. Min beyn hadihil mevduat, bu konular arasından, beyni arasında demektir. Min beyni arasından demek, min beyni arasından hadihil mevduat, hadihi bu mevduat konular demek. Bu konular arasından seçeceğiz. Neymiş konular? Onları söylüyor öğretmen. Et-te'alimu, eğitim. Es-sıhhatu, sağlık. Evet, es-sekafetu, kültür. El-ulumu, el-ulumu, ilimler. Yani eğitim, sağlık, kültür, ilimler. Bunların arasından birini seçeceğiz diyor öğretmen. Ahmet ne diyor? Ana, ben. Ufaddilu, tercih ediyorum. Mevdu'a, konuyu. Mevdu'a, talimi, eğitim konusunu. Evet. El müderrisatu, öğretmen ne diyor? Limaza. Maza ne demekti? Limaza, niçin? Ne için yani? Ne için? Niçin? Tufaddilu, tercih ediyorsun.
التعليمه eğitimi. Ya Ahmet, ey Ahmet, eğitimi niçin tercih ediyorsun? Ne diyor Ahmet? لِأَنَّ التَّعْلِيمَ Çünkü eğitim mevcudun, mevcuttur yani vardır. Daimen, sürekli fi hayatina, hayatımızda. Ne diyor? Çünkü eğitim hayatımızda sürekli vardır. Evet, el-müderrisatu, öğretmen ne diyor? İzen, öyleyse demek. İzen, mevdu'ul mesrahiyyeti, tiyatro oyununun konusu et-ta'lim, eğitim. Ve senetehattesu, netehattesu, konuşuyoruz demek. Se olduğu zaman neydi? Gelecek zaman ifade ediyordu. Ve senetehattesu, konuşacağız. Evet, şunun biz anlamını katıyor buraya. Ve senetehattesu, biz konuşacağız. Anhu, onun hakkında. Fit dersil kadim, fit dersi derste. El kadim de gelecek demek. Gelecek, gelen derste, yani gelecek derste onun hakkında konuşacağız. Evet, metnimiz burada bitti. Burada ne diyor şimdi? Altıncı yönergemizde ecib, cevap ver. Anil es'ileti, anil es'ileti, sorulara. El atiyeti, gelen, gelen sorulara cevap ver. Neye göre cevap verelim? Hasebel hivari, diyaloğa göre. Evet, hivar diyalog, diyaloğa göre gelen sorular, sorulara cevap ver. Evet, neymiş sorumuz bakalım. Ma unvanul hivari, ma unva, ma nedir? Unvanu, başlık, el hivari, diyaloğun. Diyaloğun, bak, diyaloğun başlığı nedir? Neydi diyaloğumuzun başlığı? El mesrahiyyatu. Evet, bunu kısaca böyle yazabiliriz. Eğer uzunca cevap vereceksek şöyle diyoruz. Unvanul hivari, diyaloğun başlığı, el mesrahiyya diye söyleyebiliriz. Evet, diyaloğun başlığı el mesrahiyyetu, tiyatro oyunudur. Evet. Geldik ikinci sorumuza. Ma mevdu'atu, ma mevdu'atu, ma mevdu'atil mesrahiyyeti, tiyatro oyununun, mesrahiyye tiyatro oyunu demektir, tiyatro oyununun konuları nedir? Neydi konularımız? Evet, şöyle burada. Mevduatil mesrahiyyetu, böyle başlıyoruz. Tiyatro oyununun konuları. Et-te'limu, eğitim. Es-sıhhatu, sağlık. Es-segafetu, neydi? Kültür. Vel-ulum, ve ilimler. Evet. Tiyatro oyunumuzun konuları neymiş? Eğitim, sağlık, kültür ve ilim. Geldik eyye mevdu'in, hangi konu, hangi konuyu, eyye mevdu'in, hangi konuyu, yufaddilu, tercih ediyor, ahmedu, Ahmet, Ahmet hangi konuyu tercih ediyor, lil mesrahiyyeti, tiyatro oyunu için, buradaki li için anlamı katıyor, lil mesrahiyyeti, tiyatro oyunu için, Ahmet hangi konuyu seçiyor? Evet, hangi konuyu seçiyordu? Ne diyeceğiz? Yufaddilu Ahmet. Şöyle. Şu şekilde. Yufaddilu Ahmet. Mevdu'at talim. Eğitim konusunu seçiyor Ahmet. Cevabımız bu şekilde. İstersek şurayı da sonuna ekleyebiliriz. En sona şuraya. Yani şöyle yapalım. Cümleyi tam uzunca kurmak istersek. Şu şekilde de yapabiliriz. Bunu da ne yapacağız? Buraya yazacağız. Ne oluyor? Yufaddülü Ahmet lil mesrahiyyeti mevdu'at talimi. Pardon, yufaddülü Ahmet mevdu'at talimi lil mesrahiyyeti.
bu şekilde söyleyebiliriz. Ama şu yeterli yani. Yufaddülü Ahmet, Ahmet tercih ediyor. Mevdu'at talim, eğitim konusunu. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor dördüncü sorumuzda? Limaze, niçin? Yufaddülü, tercih ediyor. Ahmedu, Ahmet. Mevdu'at talimi, mevdu'at talimi, eğitim konusunu. Mevdu'at talimi, eğitim konusunu. Ahmet niçin tercih ediyor? Ne diyeceğiz? Evet. Lienne, çünkü. Lienne ta'lime, çünkü eğitim. Mevcudun, vardır. Daimen, sürekli. Fi hayatine, hayatımızda. Çünkü eğitim hayatımızda sürekli vardır diye cevap veriyoruz. Daha önceki şeyde söylemiştim. Limaza ile başlayan sorulara neyle cevap veriyoruz? Çünkü diyerek başlıyoruz. Evet. Hel ile başlayan sorulara ne'am ya da la ile başlıyorduk. Evet gençler, burayı da bitirdik, geldik diğer metnimize. Ne diyor burada? İkra, ikra'il cümle, cümleleri oku. İkra'il cümlel atiyete, gelen cümleleri oku. Vada' koy, alamete sah, yani şu işareti koy, işaret ve alamete işareti koy. Parantez içinde işareti göstermiş. Hangi, nereye koyacağız? Emamel cümeli sahihati. Sahih, yani doğru cümlenin önüne. Emame önüne demek. Emamel cümeli, cümlelerin önüne. Nasıl cümleler buna? Es sahihati, doğru. Doğru cümlelerin önüne işareti koy diyor. Ve alamete işareti, parantez içinde göstermiş, emamel cümeli, cümlelerin önüne, el hatiyeti, emamel cümeli hatiyeti, hatalı cümlelerin önüne. Hatalı cümlelerin önüne de şu işareti koymamızı istiyorum. Ve sahih, ve düzelt. Neyi düzeltelim? El hatae, hatayı da düzelt diyor. Hasebel hivari, diyaloğa göre. Es-sâbik, hasarul hivâri s-sâbiki, geçen diyaloğa göre hatayı düzelt. Kemâ fil misal, örnekteki gibi. Geldik şimdi birincide, burada örnek vermiş. Yasemin yitegûlü diyor. Yasemin diyor. Ya tullâbu, ey öğrenciler, hel nücehizu mesrahiyeten. Hel nücehizu, hazırlıyor muyuz? Hel, soru edatımızdı. Hazırlıyor muyuz? Mesrahiyeten, bir tiyatro oyunu. Mâ ra'yukum, sizin görüşünüz nedir diyordu. Buradaki hata nedir? Burada Yasemin yerine müderris, el müderrisetu. Bunu diyen kimdi? Yasemin değil. Öğretmendi değil mi? Evet. Ne yapmış? Cümleyi aynen tekrar yazmış. Yasemin'in yerine medrese kelimesini koymuş. Ne demiş? Öğretmen diyor, medrese değil, pardon, müderrisetun, yani medrese oku, müderrisetun, öğretmen, el müderrisetun, öğretmen, tegûlü diyor, ya tullâbu, ey öğrenciler, hel nücehiz, hazırlıyor muyuz, mesrahiyeten, bir tiyatro oyunu, mâ ra'yukum, görüşünüz nedir? Şimdi buradaki hatayı bulacağız. Ekrem, Ekrem ne diyor? Yuhibbu, sever, Ekrem sever. Mevdu'at talimi, eğitim konusunu sever. Fil mesrahiyeti, tiyatro oyununda. Evet arkadaşlar, buradaki hata ne? Bunu diyen Ekrem değildi. Kimdi? Ahmet'ti. Şu Ekrem yerine Ahmet'i yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra şurayı aynen aynı şekilde yazıyoruz. Yuhibbu mevdu'at talimi fil mesrahiyeti. Ahmet tiyatro oyununda eğitim konusunu sever diye aynen yazıyorsunuz. Şu altını çizdiğim yeri direkt yazıyoruz buraya. Ahmet, yani hata, bu hatalı değil mi bu cümle? Şöyle hatalı diyelim. Evet, geldik diğer cümlemize. Ahmet, Ahmet yekul diyor. Et-te'limu, eğitim, mevcudun, vardır. Mevcudun, vardır. Daimen, sürekli. Fi hayatına, hayatımızda. Evet.
Bu cümleyi Ahmet mi demişti? Evet, Ahmet demişti. O zaman bu cümlede hata var mı? Yok. Doğru işaret koyuyoruz. Düzeltecek bir şey olmadığı için de burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece tik atıyoruz cümle doğru olduğu için. Evet. Yasemin, ne diyor Yasemin? Tegûlü diyor. Sene tahattesu, konuşacağız. Mevdu'il mesrahiyeti, tiyatro oyunu konusunda, tiyatro oyununun konusunda ya da konusu hakkında, an hakkında anlamına geliyor. Bazen D'de anlamı. Tiyatro oyununun konusu hakkında netehattesu konuşuyoruz, senetehattesu konuşacağız demek. Daha önce söylemiştim. Se fiili muzarinin başına geldiği zaman, şimdiki zaman fiilinin başına geldiği zaman gelecek anlamı katıyordu. Konuşacağız. Tiyatro oyununun konusu hakkında. Fit dersil gadim, gelecek derste. Evet, bunu kim diyordu? Yasemin demiyordu değil mi? Öğretmen diyordu. Yani şurada Yasemin yerine ne yazıyoruz? Şuraya çarpatıyoruz, yanlış cümle. Yasemin demiyor bunu. Kim diyor? Öğretmen diyor. Ve şurayı da aynen şu şekilde aynen yazıyoruz. Buraya böyle yazıyoruz. Ne oldu cümlemiz şimdi? El müderrisetu tegulu, öğretmen diyor. Sene tahattesu, konuşacağız. An mevdu'al mesrahiyeti, tiyatro oyununun konusu, tiyatro oyununun konusu hakkında. Fit dersil gadim, gelecek derste. Evet, bu hatayı da böyle düzeltiyoruz. Gençler. Evet. Burayı da yapalım. Dersimizi bitireceğiz inşallah. Sıl beynel mecmu'ateyni. Sıl, eşleştir, birleştir. Beynel mecmu'ateyn. İki liste arasında. Yani şurayla şurayı. Kema fil misal, örnekteki gibi. Sümme kra'ıma, sonra ikisini oku. Şimdi burayla burayı eşleştireceğiz. Ne diyor? Huve yedrusu. O ders çalışıyor. Daimen, devamlı. O devamlı ders çalışıyor. Cevap neymiş? Li zalike, bu yüzden. Yancahu, başarır. Fi durusihi, derslerini. Bu yüzden derslerini başarır diyor. O sürekli ders çalışır. Daima. Ve bu yüzden, bunun için, li zalike, bunun için demek, yancahu, başarır. Fi durusihi, derslerini. Derslerini başarır. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Huve yakra'u, o okuyor, daimen, sürekli. Şimdi o sürekli okuyor. Şurada bakalım, okumakla ilgili geçen, Çin'de okuma kelimesi geçen hangisi var? Bak burada var, mesela kıraet, okumak demek. O zaman ne dedik? Huve yakra'u, o sürekli okuyor, daimen, daima, sürekli okuyor. İzen öyleyse, huve yuhibbu, o seviyor, el kıraete, okumayı. Bunu da ne yapacağız? Bundan eşleştireceğiz. Yani şöyle çizgimizi alalım. Şu ikiyi şuraya yazacağız. Bak şöyle. Şu Çin'e yazacağız. Geldik üçüncü cümleye. Hiye testayqizu. O uyanıyor. Kulle yevmin, her gün. Mübekkiren, erken. Evet. Uyanmakla ilgili kelime var mı? İşte her gün erkenle ilgili. Bakalım. Evet. Burada ne var? Li'ennaha. Çünkü o tusalli, kılar salatel fecri, sabah namazını. Evet, bunu da buraya yazacağız. Yani şu ikiyi de üçü de buraya yazacağız. Ne oldu? Hiye testaygizu. O uyanır. O uyanır. Kulle yevmin, her gün. Mübekkiren, erkenle. لِأَنَّهَا, çünkü o, bu bayan, şu ha'dan anladık, şu testaygızu fiilinden anladık. Erkek olsa da yestaygızu yazardı. O bayan, yani bayan uyanır, o testaygızu uyanır. O zaman ne diyor? Çünkü o tusalli, kılar salatel fecri, sabah namazını. Dördüncüye geldik gençler. Dördüncüyü de ne diyor? Dördüncü cümleye bakalım. Ezhebu, gidiyorum. İlel mesrahi, tiyatroya. Ahyanen, bazen.
Cevap planımız arasında tiyatro falan, tiyatro oyunu falan geçiyor mu? Şurada yok, şurada var bak. Mesela tiyatro oyunu var. Tiyatro, tiyatro oyunu. Yani bu cümlenin bununla bağlantılı olduğunu anlayabilirsiniz. Ortak kelimelerimiz var çünkü. Eshabu gidiyorum. İlel mesra. Tiyatro ehyanen bazen. O zaman nedir? Lianne çünkü. Liannel mesrahiyyete. Çünkü tiyatro oyunu mümti'atten. Mümti'atun. Eğlencelidir. Şu mümti'atun olacak. Liannel mesrahiyyete. Tiyatro oyunu mümti'atun eğlencelidir. Yani bunda ne yapacağız? Burayla eşleştireceğiz. Tiyatro oyunu ve tiyatro burada geçtiği için. Bunlardan da çıkarabilirsiniz. Yazılarda çıkarsa. Ortak kelimelere bak. La, beşinci cümlemiz. La ekzibu. Yalan söylemiyorum. Ebeden, asla. Yani asla yalan söylemem. Söylemiyorum, konuşmuyorum. O zaman yalanla ilgili burada. Bak şurada hemen kezip var. Ekzibu, kezbe. O zaman bu cümle bununla bağlantılıdır. Bakalım. La ekzibu. Yalan söylemiyorum. Ebeden, asla. Ne diyor? Li'ennel kizbe. Çünkü yalan haram, haramdır fil İslami, İslam'da. Evet bak bunu da ne yapıyoruz? Buraya hemen yazıyoruz şöyle. Bu rakamı da buraya yazıyoruz. Çünkü bu bununla eşleşiyor. Beytu ceddi. Dedemin evi. Fil kariyeti köydedir. O zaman köy, kariye. Evet. Onlarla ilgili ortak şeye bakacağız. Öyle bir şey yok. Ezuruhu, onu ziyaret ederim. Adeten genellikle. Ne diyor? Dedemin evi. Dedemin evi köydedir. Onu genellikle ziyaret ederim. Evet gençler, bunu da buraya yazdık ve tamamladık. Dersimizi burada bitirelim gençler. Abone olmadıysak abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Me'asselame fi emanillah. Önümüzdeki videomuzda 25 sayfadan devam edeceğiz inşallah.